Rengimiz bu. Ölçümüzü alacağız şimdi arkadaşlar. Uçtan uca alıyorum. Bu tezgahı ortalama bir aydır kullanıyorum. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Bugün mutfak gerilimi bölüm 3. Bugün ne yapıyoruz? Bugün buradan tezgahımızı istiyorum ya. Kaplıyoruz. Buyur. Bugün tezgahımızı kaplayacağız. Bu eski görünümlü tezgahtan bugün kurtuluyoruz. Evet. Önce malzemelerimizi gösterelim. Tabii ki önce folyomuz. Biraz daha gel. Biraz daha. Gel. Oldu. Oldu. Rengimiz bu. Bu. Tezgahımız ahşap görünümüne ulaşmış olacak. Bakalım nasıl yapacağımızı hem göstermiş olacağız. Şimdi ekstra farklı malzemeler var. Onları da göstereceğim ben. Yani folyo kaplamak için en önemli malzeme rakle. Yani rakle deniyor bunun ismine. Şurası yumuşak, şurası sert. Kaplarken bu şekilde yaparak kaplayacağız. Tamam, ilk bölümlerimizde neler olduğunu söyleyelim. İlk bölümümüzde dolabımızı boyadık. İkinci bölümümüzde duvarımızı, yerimizi ve tezgah arası fayansımızı boyadık. Hepsinin detaylı anlatımı var. Şimdi son olarak da tezgahımızdayız. Hemen başlayalım mı? Buradaki silikonları da kaldıracağız. Bunları da yani spatula'ya kaldırmayı düşünüyorum. Artık şöyle kazamaya çalışacağım. Yine maket bıçağımız, bir alet makasımız. Bu kadar. Malzememiz tamam. Önce hayatım sen onu sabitle. Şu şeyleri kaldıralım. Tamam. Ben de geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biz şöyle bir sıkıntı yaşadık. Muhtemelen bu bizi çok zorlayacak. Aldığım normalde bunların arkasında böyle işaretler oluyor, çizgiler oluyor. Kesmek daha kolay ve düz olsun diye. Ama bizimkinde yok ve bu muhtemelen bizi zorlayacak. Siz alırken buna dikkat edin. Ben çok üzerinde durmadım, hepsinde vardır diye. Aşçıydık, şimdi usta olduk. Başlıyor muyuz hocam? Başlıyoruz. Şöyle almaya çalışacağım. Bakıldığı zaman da bayağı kolay çıkacak gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. Yani sonunda bitti. Bitti ama çok uğraştırdı bizi. Hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Evet. Bir saatimiz aldı. Bitti. Evet. Ya yani bir saat boyunca kazıdık. Böyle küçük küçük bütürler kaldı falan. Oo! Kapamaktan daha zor. Aman Allah'ım. Hiç böyle düşünmemiştik gerçekten. Artık kaplamaya da bir sonraki gün geçelim. Neredeyse akşam oldu. Onun için yarın kaldı. Sizin için bir şey fark etmiyor ama biz maalesef beklemeye devam ediyoruz bu tamamen için. Ben aslında şey de söylemek istiyorum kamerayı kapatmadan. Instagram'dan da birçok dostumuz merakla bekliyor aslında. Belki şu an izliyorsunuzdur. Biraz videoların aksamasının sebebi de ufak tefek birkaç rahatsızlık geçirdik. O yüzden hem Instagram'dan biraz geç paylaşmış oldum hem de YouTube'a zaten geç düşmüş olacak videolarımız. Ertesi gün oldu arkadaşlar. İşimize devam ediyoruz. Öncelikle tezgah üzerinde yani pütürcük var mı yok mu onlara bakacağız. Biliyorsunuz boyamızı yaptık. Boyadan düşün elbet belki bir şeyler vardır diyerekten. Bak. Ki var, elimizi şöyle bir sürttüm. Evet. Şimdi elimi şöyle sürdüğümde birkaç pütürlük hissediyorum arkadaşlar. Onu da hemen bunun yardımıyla şu şekilde. Evet, yani şöyle bir kalkıyor ya. Evet, yani boya pütürcükleri maalesef var. Tezgahımızın pürüzlerini aldıktan sonra elimizle güzelce kontrol ettik. Islak bir bezle sildik. Kuru bir bezle de kuruladık ki ıslaklık kalmasın diye. Zemini artık kaplamaya hazır hale getirdik. Çok şükür. Oldu. O zaman başlayalım. Çünkü işimiz uzun sürecek. Ölçümüzü alacağız şimdi arkadaşlar. İşte uçtan önce alıyorum öncelikle. Uzunluğumuz bu şekilde. Bir de kaç santimden keseceğiz ona bakacağız. Bu şekilde 5 santim. Böyle 2 santim desek 7 santim. Orayı da 9 santim olarak alacağım. Evet, bu da bizim gerçekten çilemiz oldu. Ben buna nasıl dikkat etmem bilmiyorum. Evet. Belli bir ölçüsünü aldık. Şu an şimdi kesiyoruz. Niye iade etmedik onu da söyleyelim. Yani biz bu mutfağa başlayalı bir aydan fazla oldu. Zaman olmadığı için yapamadık. Bunu da alalı bir ay olduğu için, bir aydan fazla olduğu için iade eder miyiz, etmez miyiz falandır filan uğraşmamak için işe koyduk arkadaşlar kısaca. Evet. Ve evde de cetvel bulamadım. Evde kalmış olan bir fayans yardımıyla cetvel işini görüyorum. Evet.
Evet. Ya şu köşeyi yapmak gerçekten çok uğraştırdı. Küçük bir parçayı upuzun kesip oraya yapıştırmak zorladı. Ama bunun tek sebebi inanın ki folyoda çizgilerin olmaması. Evet. Ve köşelerinde beyazlıklar kalması. Neyse ya. Tamam devam ediyorum hayatım. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Yani şu köşeleri bitirdik. Çıkayım şöyle. Gözüküyor mu? Şu köşeleri bitirdik. Şimdi şuradaki köşede geçeceğiz. Şu köşeye yaz köşesi. Şimdi buraları yapmaya başlayacağız. Biz şöyle karar verdik. Bu köşeyi, şuradaki köşeyi yapıp ortaya dümdüz gelmeye karar verdik. Yani daha basit olacağını düşündük. Yani biz, şimdi ölçü almak bizi zorluyor arkadaşlar. Onun için kamerayı köşeye çekip, ölçümüzü alıp kesip ondan sonra tekrar gelelim. Uzunca bir parçayı bitirdik. Bitti. Ama daha kesimi bitti sadece. Bununla da eziyet. Şimdi uzunca parçayı buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Öncelikle benim tercihim, mantıklı olanı söyleyeyim. Şimdi şöyle bir ayar yapacağım. Şu şekilde ayar yapacağım. Şöyle küçük kesimlerle şurada şu şekilde yapıştıracağım. Böyle yapıştıracağım. Yapıştırarak gideceğim. En son bu taraftan başlayarak komple yapıştıra yapıştıra geleceğim. Niye? Hizayı düzgün alabilmek için. Diğer köşeyi yaptık. Şimdi bu ayarda aynen baştan tutuyor. Ben yaparak geliyorum. Zaten göreceksiniz şimdi. Burayı çeke çeke geliyorum. Burayı boylu boyunca bu şekilde yapıştırmadan sadece buradan yapıştırarak ilerledik. Şu anda fazlalıklar var. Onları da kötü gözükmesin diye alacağım. Tam şu köşe birleşim noktalarına da böyle çizikler attık. Daha rahat yapıştırabilmek için. Bu sırt kısmında yapıştırırken kabarcıklar oluşmaması için kısımda öncelikle şöyle hafif hafif yapıştıracağız. Ondan sonra da bütününü yapıştırmış olacağız. Mutfak iyice şekillenmeye başladı. O kadar güzel oluyor ki. Ya öyle bir sinemi üzerine koyduk şu anlık. Evet. Çok güzel gözüküyor. Şu an heyecanlandık yani öyle söyleyeyim. Ama bunu yapmak biraz zor olacak. Çünkü şu anda çıkıntılarımız var. Kolumda. Şurada çıkıntı var. Biraz nasıl yaptığımızı da size göstermeye çalışacağız derken. Saat 1 olur herhalde. Yani. O zaman hemen başlamaya geçelim. O zaman... Hemen başlayalım. Hemen yapmaya başlayalım. Hemen kaplayalım yani. Ön tarafını yapıştırdım. Şimdi alttan köşeleri yaptığımız gibi kağıdını çeke çeke bu şekilde bastıra bastıra yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geldik bizi en çok zorlayacağını düşündüğümüz olaya. Evliği açma kısmına geldik arkadaşlar. Bordadan bir delik atacağım. Sonra şu köşeler içeriye doğru katlaya katlaya gideceğim. Diye düşünüyorum. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi şöyle ortası şudur. Hatta şöyle yapayım. Ana evliği. Şimdi biraz daha keseyim.
Şimdi burayı yapabilmek için tekrar şöyle küçük küçük kesikler atacağım. İşte 3'er santim, 4'er santim kendi kafama göre. Ondan sonra işe doğru katlayacağım. Başlıyorum. Hazır mısın hayatım? Hazırım hayatım. Şöyle devam ediyorum. Söylediğim gibi şöyle küçük küçük kestim arkadaşlar. Şimdi bunları içeri doğru katlayacağım. Altına doğru da devam ettireceğim. Saç kurutma makinesini kullanmamız gerekiyor ama saat şu an gecenin 1.30. Evet, saç kurutmasını kullanacağız ama maalesef o kadar uzun sürdü ki şu an gece saat 1.30. Onun için kullanamayacağım. O ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Neyse, yarın zaten dışarıya çıkacağız iftara. Hasılım ama yapışkanlık özelliği gider mi? Yok, yapışkanlık şey yaparım. Yapacağım. Şöyle, şimdi içeri doğru. Bunun için öncelikle ben lavaboyu güzelce temizledim ve kuruladım. Yüzeyin ıslak olmaması gerekiyor tutması için. İçeri katladığım zaman şuralarda küçük açılmalar gözüküyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Evet. Ben onun için ne yapacağım? Şuraları sökeceğim. Şöyle küçük bir parça kestim. Şuraya bunu kapatacağım. Bunları üzerine kapatacağım. Böylelikle oradaki aralıklar hiç gözükmemiş olacak. Dairemizi tamamladım. Göster bir de. Şöyle. İçine. Gözükmeyecek şekilde daireyi tamamladım. Üzerine katlıyorum artık. Demin burada şeyler vardı. Bak şu an gözükmüyor. Evet. Amaç buydu. Evet hayatım, sendeyiz. Evet. Tezgah kaplama işi tamamen bitti. Öncelikle şuraya söyleyeyim. Tamam. Şuraları, bu içerisi evi metal olduğu için bunun yapışması çok zor oldu arkadaşlar. Biz burada söylemiştik videonun başında. Fön makinesi gözükmüştü. Fön makinesiyle veya saç kurutma makinesiyle burada ısıtarak bunları yapıştırdı. Ya evet. Başka bir türlü yapışmadı zaten. Hani eğer siz de deneyecekseniz fark edeceksiniz ki zaten yapışmıyor. Isıttıktan sonra yapıştırdı. Şimdi silikonla. Gözüktü mü? Bu şimdi akvaryum silikonu diye geçiyor. Bunun özelliği ne? Birincisi su geçirmeme özelliği var. İkincisi bazı hani silikonları bilirsiniz ki bizim izlemediyseniz her şuralarda da gözüküyordu. Silikonlar kararıyor zamanla. Bu akvaryum silikon olduğu için hiçbir şekilde kararma yapmıyor arkadaşlar. Onun için bunu kullanıyorum. Bunu nerede kullanıyorum? Gel bakalım. Şimdi tezgah kapladığımız her uç noktasına bu silikonu uygulayacağım. Mesela 1, 2, 3 ve 4. 4 bölgeye de yüzeyin tüm birleşme alanlarında bunu uygulayacağım arkadaşlar. Önce bir kısa çekelim. Hayatım gel. Şurayı görüyorsunuz. Hani birleşimi çok çok güzel oldu. Hiç belli bile değil. Gözüküyor mu? Şahane. Yani biraz da yukarıdan tut istersen. Evet yani hiç belli değil. Aynı şekilde bu tarafa doğru tut. Evet. Yine hiçbir şekilde belli değil. Üst tarafa tut. Evet. Yani kaplamayı çok çok iyi başardık gibi gözüküyor. Birkaç tane kabarcık var. Hı. Onları gösterelim. Ama düzelteceğiz. Bilmiyorum bak şurada gözüküyor. Mesela şurada var, gözüküyor mu? O hangisi gözüküyor? Gözüküyor. Şu gözüküyor. Onun önünde var gözüküyor. Tamam. Kabarıcıkları en son iğne yardımıyla küçük bir delik deliyoruz. Saç kurutma makinesiyle ısıtıyoruz. Rakleti üzerinden geçiyoruz. Dümdüz. Taş. Taş. Tezgah kaplama işimiz tamamen bitti. Yani kaplama işi gerçekten uzun sürdü. Hani kaplamasaydık boyasamaydık değil mi? Ben düşündüm yani. Evet, bu aklımızdan geçti. Şimdi detaylarla sizi baş başa bırakalım. Hadi izleyin. Tezgah bitti. Sonuç şahane. Yani bu mutfağın bu hale gelebileceğini hiç düşünmezdim. Eski halini gördünüz. Berbattı. Ama o görünümden bu görünüme gelmesi beni çok mutlu etti. Artık benim de güzel bir mutfağım var. Mutfak biliyorsunuz ki kadınlar için çok çok önemli. Bu tezgahı ortalama bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Şu köşelerini zaten söylemiştik diye hatırlıyorum. Silikon çektik. Akvaryum silikonu olarak geçiyor diye hatırlıyorum. Zaten mutfakta kullandığımız bütün ürünleri de link olarak aşağıya bırakacağız.
Sadece şöyle bir problem oldu. Biz mesela burayı çok kısa kesmişiz. Çok kısa kestiğimiz için şu an kalktı ama altı zaten biz böyle bir halka gibi bir yapışkan daha geçtiğimiz için şu an herhangi bir sorunumuz yok. Burayla alakalı herhangi bir problem yaşanmadı. Onun haricinde söyleyebileceğim, şöyle bakın buralarda ufak tefek kabarıklıklar var. Bunlara şöyle küçük bir iğne batırıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Bunun üzerinden saç kurutma makinesiyle geçerseniz çok daha sağlıklı olacak. Şu an ben size göstermek adına biraz bekletmiştim. Beklettiğim için bu kabarcık tam gitmiyor. Bunun haricinde ne ekleyebilirim? Tezgaha sıcak herhangi bir şey koymamanız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Farklı markalarda sıcak tencere vesaire koyabileceğiniz markalar da var sanırım. Biz bunu aldıktan sonra öğrenmiştim. Bu yüzden biraz üzücü oldu benim için. Ben buraya bir halı örtüsü aldım. 6 metrekarelik bir halı almak yerine böyle bir halı örtüsü almayı tercih ettim. Bu benim ilk tecrübem oldu ama bundan çok çok memnun kaldım. Herhangi bir kayma vesaire yapmıyor. Ama henüz yıkamadım. Umarım çekilme yapmaz. Ben tüm detayları anlattım videoda. İzlediniz. Bizi sadece yoran şey zaten videoda da gösterdik. Bizim kaplamamızın arkasında çizgilerin olmamasıydı. Öyleyse bu videonun da sonuna gelelim. Mutfak yenileme bölüm 3 son. 3 bölüm olarak mutfağımızı komple yeniledik arkadaşlar. 1 ve 2. videoda izlemeyi unutmayın. Onları da şu üst taraflara bırakırız. Farklı bir videoda, farklı bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kaydetmeyi, başkasına göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.